Size de bu nimet, şu müzakere, hani dersin konusu değil de müzakere arkadaşı olması, bulunması apayrı bir nimet. Yani müzakere arkadaşı olması, o arkadaşlığın olması, ya müzakere konusu ne diyeyim ama yani o tür insanların böyle bir meyletmesi yani. Bunlar böyle arzu keş olmasıları Allah'ın bir nimeti her zaman olmuyor. Böyle efkar, muzakere, fikir istiyor ve insanı o açıyor, karşıdaki arkadaşı açıyor. Samimi bir ortam yani. Peki buyur abi. Toparlarsak böyle, Risale, şey, Kur'an'da cari olan bir kanun, nasip ve mensuh yapmıştım. Biraz fazla şey, o yaptım ama su, Risale'de gösterdiğim, Kur'an'da gösterdiğim için hiç ses gelmedi. Kur'an'da cari olan bir şey, Risale'de de caridir. Çünkü Kur'an'dan teraşu etmiş, icaz manevisidir. Kur'an'daki temelde anlayış yolu üçtür. Tasavvuf, ilmi kelam, sahabe. Bunu 5. mektupta da anlatır malum. Sahabe yolu, akıl kalp cem etmiş demektir. Risale-i Nur'da akıl hakim olanlar, kalbe hakim olanlar, ikisini cem edenler, işte ikisini cem edenler daha çok konuşuyor. Ben o muyum? Enfusçidirler bunlar, tek kelimeyle. Enfusçidir. Enfus olabilmesi için zaten zahiri seyahatı Ayet-i Kübra'nın 1. mertebesini bitirmesi gerekiyor. Batına geçecek. Batında şahit olduğunu esas almıyor. Bu sefer kucaklayıcı oluyor. Yani dışarıda bir isim, sana Vedud ismi hakimken, içeride bu isimlerin hükümlerini gördüğünden dolayı herkese nazar musama diyor ki, bakıyor, bu adam bu ismin şeyinden. Mesela Hadi ismine mazar olanlar çok koştururlar, çok onun eliyle nurları tanıyan olur. Kendisi ama pek arpa boyu kadar ilerleyemiyor. Senelerden beri o zatı tanıyoruz. Adam getirip götürüyor. O kadar adam getirmiş ki. Onun getirenler abat olmuş, dev olmuş. Çok kişi getiriyor. Kendisi işte 5-10 dakika ancak zarureti kurtarıyor. Sermaye kurtarıyor. İnkişaf edememiş fazla. Bu Hadi ismi. Hadi ismi mazar olanlar böyle olur. Vedud ismine mazar olanlar ise Vedud ismi. Kendi aletini yaşıyor daha çok. Hakim A çekiyor. Hakim İ çekiyor. Enfus oluyor. Hem dış dünya hem iç dünyayı cem etmesi. Enfusçu işte olmanın. Akıl, enfusta akım hakim olduğuna delil nedir? Enfusçilerde akılda çalıştığına delil nedir? Terkleri vardır. Bir insanın terkleri ne kadar varsa aklı o kadar çalışıyor. O kadar çalışıyor. Bir insanın evrat ve eskârı, zikirleri, ibadeti, tesbihatı, derslere gidişi, derse gitmemek için çok bahane var. Hiç bahaneye sığınmazlar. Sığınmamalı. Kalbi çalıştığını gösteriyor. Bir daha enfusçu olduklarına delil. Terkleri varsa akıl çalışıyor. Derslere gitmesi, evradı, eskârı, ubudiyeti, kaza namazları. Bunlar yani takvası ya. Günahlar takvası derken terklerin iki ana kolu var. Defi mefasit, terktir. İtikada ait şeyler. Terk-i kebair, günahlardan uzak. Bu enfusçidirler. Enfusçilerin en büyük özelliği işte mutasip değillerdir. Kucaklayıcıdırlar. Hatta ne kadar itham altında yapsalar bile mukabeli bir misille cevap vermezler. Sünnet-i seniyeyi alemlerinde yaşarlar. Ve ülfet belaları yoktur. Ülfet şeyi ve bunlar da pek yok. Hatırıma gelin ama 33 tane enfusçilerin maddesini, bir tanesi en bariz öne çıkan bugünlerde lazım, siyasi şeylerde pek meşgul olmazlar. Çünkü meşgul olmanın emniyetine göre içeride pek siyaseti
Kasam'daki tane mektup var. Bunlar da şöyle diyor. Ehl-i dünyanın nazarında, oysa şeriat hakim olmasını isteyene ehl-i dünya denilir mi? Bir de şey diyor. Ehl-i dünyanın nazarında, bir de bir tabir kullanıyor öteki mektupta. 193'te mi neydi? Siyaset-i İslami'yi birinci derecede görenler ehl-i dünyadır diyor. Onun talebesidir. İmani hizmete göre siyaseti birinci planda görenler ehl-i dünyadır diyor. Ehl-i dünya nazarında bir tane de vardı ya böyle. 193-196. Sayfada ehl-i dünya nazarında diyor. Bir mektupta ötekisinde de hayatperest insanlar nazarında. Hayatperest insanlar. Hayatperest olur mu ya Nur Talebesi ya? Hani İslam hakimiyetini Allah şeriat gelsin istiyor. Ama imani hizmeti ikinci derecede gördüğü için hayatperesttir. Hayatta İslamiyet görmek istiyor. Evet, ben anlatı yapacağım bu kadar. Evet. Burada şey diyorsun. Eğer hakikat, hakikat ve marifetullah'ı bulmak için diyor. Kesret değerini unutmaya çalışıyorlar. Kesretten bahsetmiyor, terk etmesi gerekiyor. Evet. Yani terkleri ne kadar çok olursa, mesela takva neydi? Menyat'ta ve günahlardan iştinab etmek. Menyat ve günahlar nedir? Menyat, defi mefasittir. Günahlar terk-i kebairdir. Yani birisi böyle itikada ait. İtikat var ya, itikada ait. Dima ait. O defi mefasittir. Terk-i kebair ise kalbe ait olan zinadır, içkidir, haramdır, televizyon, internet malum şeyleridir. Yani kebair fiildeki olanlardır. Terk-i kebair fiilde olanlardır. Defi mefasit, seni ifsad eden, seni ortadan kaldıran. Mesela yalan. En büyük şey, insan, hani Allah Resulü diyor ki, benim şey, ümmetimde şu günah olur ama yalan demez. Yalan insanı ortadan kaldırandır. Mesela meşgul oldum. Haset insanı kuyuya indirir. Taassup seni cahil bırakır. Hapsolursun odanda. Senin bildiğinle kalırsın. Taassup. Tenkit ise seni hapseder. Yani hasetle tenkit hapishaneye benzetiyor. Haset, Yusuf Aleyhisselam'ın 11 tane kardeşi kuyuya indirme sıfatı neydi? Haset. Haset etti. Mesela şeytan kuyuya niye indi? Haset etti. Haset insanı kuyuya indirir. Tenkit etmek hapsettirir. Ama hakikati işletmeyen bir şey olarak. Mesela İnsaf işletirse hakikate rendeşler diyor. Evet, insan. Bu enfusçilerle şey aslında çok o kadar bariz ki. Mesela papağan gibi ders yapıyor ama bir bakıyorsun hayatında takva fazla çalışmadığı için evradı yok, tesbihatı pek ihtimam etmez. Tamam mı? Ayaküstü bir şeyler yapar. Ötekisi de böyle şey yapar ama en güzel işleri sağında da işte makbul olan şey, İstenilen esas gaye, iki akıl ve kalbin cemi olan enfus yolu. Hem kolay hem az bir tefekkürle elde ediliyor. Hakikat insaniyesine göre hareket ediyor. Hani hakikat insani 11 madde var ya, 18 madde. Aynı zamanda bab-ı insaniyet metin bir şey de hakikat insaniyi gösterir. 11. hakikat insani haritasını gösterir ama şuradaki çok açıktı. Şu 147 Emirdağ'daki insanı şifreler. Evet, şifre. Şifre diyor değil mi? Hmm. Hakikat insan şifresi. Yani enfus şeydir. Burada eğer bittiyse kesebiliriz. Burada tamam mı? Allah rızası için evlat diyoruz.